Web Tekno'dan herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Reader Teknoloji kurucu ortağı ve CEO'su Uygar Saral. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? İyilik. Heyecanlısınız diye tahmin ediyorum. Tabii ki. Çok da vaktiniz yok. Bize de vakit ayırdınız. Teşekkürler tekrar. Estağfurullah. İlk sorumuza başlayalım mı? Buyurun. Reader'ın son yıllarda geçirdiği dönüşüm hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Son yıllardan kasıt? Son 5 yıl, son 6 yıl. Son 5 yıla bakarsak pandemiyle başlayan değişim var. Pandemi bizim gibi firmalar için büyük bir fırsat oldu. Çünkü daha böyle büyük uluslararası firmaların hareket kabiliyeti kısıtlanınca bizim gibi daha küçük, daha hızlı hareket edebilecek firmalar hızlı hareket edebildilerse büyüdüler. Sonra da o büyüklüklerini sürdürme telaş içindeler. Aynı bizim olduğu gibi. Pandemide zaten sektörde 3. sıraya kadar pazar payında çıktı galiba Reader, değil mi? Evet. Bir dönem pazarın %10-11'i, yani ölçülebilen pazarın %10-11'ini alıyorduk. Ki genelde bizim gibi firmalar çok böyle ölçümlemeye falan para harcamadığı için ölçülebilen de %10-11 aslında belki daha da büyük olma ihtimali olan bir şeye dönüşüyor. Öyleydi. Ama tabii sonradan yine o uluslararası büyük firmaların pazara güçlü girişleri gelince pazar kaybı yaşadık. Ama pazarı da büyüttüler tabii. Dolayısıyla aslında salt satışlarımızda düşüş olmadı ama içinden aldığımız payda bir düşüş oldu. Peş sıra tabii halka arzı yaşadık. Hani son 5 yılı düşündüğümüzde kritik virajlardan biri o. Halka arzla birlikte gelen öz sermaye büyüklüğü, nakit girişi ve bilinirlikteki artışın etkisiyle o kaybettiğimizi geri alma süreci başladı. Önemli bir dönem. Uzun anlatmamı isterseniz tabii bir de dükkanları açma dönemimiz var. Biz şu anda Reader Teknoloji olarak tüketiciye ulaşan satışımızı sadece kendi dükkanlarımızdan yapıyoruz. Yani başka hiçbir aracı kullanmadan satış yapıyoruz. Bu da çok önemli bir şey. Yani kendi üretip kendi satan bir firmayız. Bu aslında bize şunu sağlıyor. En çok onun hayalini kuruyorduk. Telefon çok hassas bir ürün. Yani şu kadar hassas. Bir, çok büyük bir ihtiyaç. Yani ben çoğu kez bunu söylüyorum. Ekmek bir ihtiyaç, temel ihtiyaç ama alternatifi var. Ne bileyim makarna, makarnanın alternatifi var. Pirinç, pirincin alternatifi var. Patates. Yani hepsinin alternatifi var ama telefonun alternatifi yok. Böyle bir ihtiyaç maddesini tüketiciye sunarken mutlaka satış sonrasında hizmetini çok iyi vermek gerekiyor. İşte onu vermen için de kontrolün sende olması lazım. Çünkü biz ulaşılabilir teknoloji dediğimiz için gerçekten bizim halkımızın, özellikle de gençlerin ulaşabileceği bir fiyat segmentini hedeflemek zorundayız. Onu yaptığınızda da genel satış ağına ürünü verdiğinizde onlar sattıkları ürünler arasında düşük fiyat segmentinde gördüğü ürüne normal olarak o eforu harcarken kendi maliyet hesaplarını yapıyorlar ve bizim istediğimiz kaliteyi alamadığımız yerler oldu. O yüzden biz tamamen kendi bize döndürdük. Şimdi gerçekten tatmin olduğumuz bir hizmet kalitesiyle ürünlerimizi direkt tüketiciye sunmaya başladık. Dolayısıyla o kaybettiğimiz dediğim, yani pandemide üçüncülükten sonra kaybettiğimiz yeri içimize de sinen bir şekilde ciddi adımlarla geri almaya başladık. Harika. Ama bugün konumuz tabii ReFancy. Evet. Onun hakkında konuşmak istiyoruz. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Elektrikli araçlara ve L6 tipi şehir araçlarına karşı ön yargılar var biliyorsunuz. Evet. Siz bu ön yargıları nasıl aşmayı planlıyorsunuz? Yani şimdi tabii bu bir önceki soruyla bağlayarak geleyim. 5 senenin, son 5 senenin konusu. Şimdi biz Reader 16. yılında, 16. yaşında ve tam bir hani sıfırdan kurulmuş, neredeyse sıfır sermayeyle kurulmuş ve e-ticaretteki geliriyle kendi yağıyla kavrularak büyümüş bir firma. Dolayısıyla biz hep satıştan gelecek geliri ve o geliriyle tekrar yatırım yapıp büyümeyi alışmış bir firmayız. Halka arzla birlikte birden kendi geliri olan, bankada finansmanı olan bir firmaya dönüşün beni bir telaş kapladı. Dedim ki yani bizim genlerimizi değiştirme şansımız yok. Yani ya değişeceğiz, sermayesini yöneten bir firmaya dönüşeceğiz ya da girişimci ruhumuzu koruyacağız. Bu sermayeye uygun bir iş yapacağız. Şimdi orada baktık, büyük etiketli ürünlere girmek lazım. Finansman maliyeti daha yüksek olan ürünlere girmek lazım. Orada tabii bizim kendi segmentimizin de dışına çıkma şansımız yok. Çünkü o büyük bir hayalperestlik olur. Dolayısıyla kendi tedarik ağımıza baktığımızda, Çin'e baktığımızda gördük ki orada öyle bir gelişim var. Yani mobil teknolojiler segmentinde çözüm olarak mobilitede bu tip araçların üretimi, gelişimi bizim kendi tedarik zincirimizde oluşuyor. Dolayısıyla buraya döndük. Şimdi döndük tabii kendi pazarımız açısından değerlendirmemiz lazım. Şimdi bu araçlar Çin'de yüz binlerce adet satılıyor. Ama L6 olarak satılmıyor. Farklı bir segmente hizmet eden şekilde satılıyor. Plakasız kullanılıyor. Ondan sonra Amerika'da yasak, Japonya'da yasak, Kore'de yasak. Sonra ben döndüm bütün mevzuatı araştırmaya başladım. Yılı ya 2010
2011 ya 2013 ama 2013 diye hatırlıyorum. 2013'te Avrupa Birliği kararnamesi var. Kararnamede diyor ki ben diyor L6 araçlarına diyor izin veriyorum diyor. Şimdi tabii o izin büyük otomotiv üreticileri için çok büyük bir istenmeyen şey gibi geldi bana. Çünkü yani düşünsenize biz şu an 280 bin liraya şehir içindeki bir ulaşıma çözüm sunuyoruz. Bunun karşılığında duran 1 milyonluk bir arabayı düşünün. Şimdi 1 milyon ona vereceğine 280 bin bunu aldığı zaman eksi bir araba. Evet. Bu ciddi bir fark yaratıyor. Tabii buna karşı da önemli bir mücadele var kısık ateşte gelen. Ama tabii hukuksal çerçevede büyük ateşte olan. Bunu sadece müsaade eden Avrupa Birliği var. Avrupa Birliği'ne de şunu diyorlar. Biz araştırma yaptık. Normal araçlara göre L6 tipi araçlar trafik kazalarında ölüm oranı daha yüksek. Şimdi orada da karşı grup Avrupa Birliği'ndeki işte sürdürülebilirlik, ulaşılabilirlik yani o da Avrupa'nın genlerinde olan bir şey. Herkesin eşit olması vesaire. Peki o zaman motosiklete baktığında kat be kat ölüm oranı var deyip onu oraya koyuyor. Ama koyarken kanun geçerken hala şu şeyle koyuyorlar tenkitle. Bu araştırmalar devam etsin ve oranlara bakılmaya devam etsin diye geliyor. Ben bunları okuduğumda burada ciddi bir fırsat olduğunu gördüm. Benim şahsi görüşüm, bir girişimci olarak görüşüm ki Android 2.1 ile biz tablete girdik. Ben dedim ki bu Android'e 10 yıl yatırım yapsam zengin olurum dedim. Dayılarımı öyle ikna ettim. Şimdi de bu otomotiv tarafında bunu aynı öyle görüyorum. Yani bir gün gelecek bu araçlar bu büyüklükte direksiyonsuz olarak içine oturacağız, kitabımızı okuyarak gideceğimiz yere gideceğiz diye düşünüyorum. Ve bunun da çok yakın zamanda olacağını düşünüyorum. Yani 5 yılı bulacağını düşünmüyorum. Çünkü bana çok saçma geliyor. Yani 3 ton bir demirin içerisinde bir kişinin tek başına elinde direksiyon bir yerden bir yere gitmesi yani bugünün dünyasında belki belli kafalarda normal de yani gençlerin şu anki büyüme tavırları içerisinde çok anormal geliyor. Dolayısıyla o gelecektir ama bu arada bir sürü ön yargı ve bir sürü karşı duruş var. Onların hepsini de yıkmak gerekecek. Anladım. O dayınızın söylediği gibi kaç tane tablet satarsan bir daire alabilirsin. Aynen. Aslında yine çıkış noktası olmuş. Yok şimdi tersine döndü. Deli misin sen otomotiv sektöründe ne işin var? Ama hep böyle olacak. Ama ben de hep diyorum bu otomotiv sektörü değil. İşte yani bu bizim teknoloji alanımız. Burası farklı şekilde yorumlanacak ve bu alanın mutlaka Apple'ı çıkacak dünyada. Çünkü yani mesela o araştırmaları yaparken bu işe girmeden önce çok ciddi şeyleri de okudum. Finansal raporları da okudum. Mesela UBS'in yani İsviçre'deki en büyük yatırım şirketinin bütün dünyadaki belli değerin üstünde parası olanlara yolladığı bültenle diyor ki Çin'e diyor yatırım yapın çünkü diyor geleceğin en büyük olayı araçların yani bu hareket halindeki araçların yazılım teknolojileri ve bu alanda en gelişmiş ülke Çin diyor. Şimdi bunu bir yatırım finansman şirketinin gelecek 5 yıldaki yatırımını yapacak adama verdiği raporda söylemesi bizim muhtemelen 3 yıl sonra bu araçları sahaya sürerken içine hangi işletim sistemini koyacağımızı düşünmemizi gerektiren bir dünyayı hatırlatıyor bana. Anladım. Yani aslında bir sonraki soruda Reader neden L6 tipi bir araba ürettiğinin cevabını almış olduk. Evet. Hemen peşine de şunu söylemiş. Bu araba kullanıcılara ne vaat ediyor? Bu araba kullanıcılara ne vaat ediyor? Şimdi burada aslında biraz da baştan geleyim. Bizim Reader'daki herkes olarak bir ortak dünya hayalimiz olması lazım. Burada da bu arada size çok teşekkür ederim. Bugün bizim lansmanımız var ve orada da bir şeyler söylemem gerektiğinde benim. Sizin sorduğunuz sorular aslında bayağı beni düşündürdü. Yani sorulardan biri de buydu diye hatırlıyorum. Bize şimdi sorsanız, bana sorsanız dünya hayali herkesin her şeye ve herkese eşit mesafede olduğu bir dünya. Sonra da Reader'ın misyonu geliyor. Teknoloji ulaşılabilir olması. Biz şimdi bu araçla ilgili yaptık, bütün çalışmamızı bitirdik. Sonra iç anket yapıyoruz. 2000 tane çalışanı var Reader'ın. Çoğu da gençler. Anketten çıkan net bir sonuç. Bu arabayı kim alır? Yanıt şu, parası olan alır. Şimdi birinci vaadimiz ulaşılabilir olması. 40 bin lira peşin 11 bin lira taşlıkla bence her gencin ben arabama binerim, gideceğim yere giderim. Hayalini kurduruyor. Ha yanımda serviste biri olmaz, otobüste ayakta durmam, minibüste şey olmaz. Müziğimi de takarım kulağıma. Ya da oradaki imkanlar dahilindeki müziği dinleyerek giderim. Bunu sunuyoruz. Vaat ettiğimiz bu. Onun dışında evet gidersin. Annenden ödünç alıp, babandan ödünç alıp, dayından ödünç alıp arabayı da gidersin ama ben biliyorum yani gazlı arabanın bile haftalık gideri 800 lira. Bunda 100 kilometreyi işte 20 lira, 30 lira, 40 lira neyse o da normal elektrik prizine, evdeki prize takarak kullanabiliyorsun. Dolayısıyla aslında vaadimiz bizim özgür mobilite, ulaşılabilir kılmak yani araba sahibi olmayı ulaşılabilir kılmak. Bu yani vaadimiz. Aslında Reader'ın köklerine de tam olarak şey olarak zaten öyle olmayan işleri biz yapmıyoruz. Evet.
mesela son zamanlarda burada alakasız ama şeye taktım kafaya. Bizim çünkü Türkiye toplumunun değişik bir geni var. Çok tutumluyuz bazı yerde. Bazı yerde de aşırı savruyuz ve dağınıkız. Mesela ayakkabı almıyor bizim toplumumuz. Çok ilginç bir şekilde. Ama gidip işte iPhone'un en son modelini alıyor. Şimdi bakıyorum niye acaba? Sonra dönüyorum bunu biraz teknolojiyle çağrıştırıp biraz hevese dönüştürsen alacak. Mesela bizim kampanyalarımız var. Telefon alana bir şey. Ya dedim acaba akıllı ayakkabı mı üretsek? Bayağı çok güzel ayakkabılar çünkü biz her araba üretiyoruz onu mu üretince? Telefonun yanında hediye verelim dedim. Şimdi onda ulaşılabilir kılmak istiyorum. Bizim genlerimizde hep bu var yani. Yani toplumsal da bir sorumluluk aslında. Ulaşılabilir olmak, teknolojiye ulaştırmak. Tabii bu yani Refense'in getirdiği hem pratik ve ekonomik olması özgürlük veriyor bir yandan da. Hatta ben şeyi düşündüm yani otopark park sorununu bile çözüyor. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Evin önünde ne zaman araba park ettiğimi hatırlamıyorum ama hani Refense'i belli ki evin önünde bir araban kalacak yani. Yani iki tane araba arka arkaya arası şu kadar da. Evet, evet. Hani giremezsin edemezsin. Yani dikine bırak. Dikine veriyor. Bizim ofisin önünde de var ya malum marka araba. Neyse ona çok şey ama yapmıyoruz yani şimdi. Zaten, gömmeyelim. Zaten bizim bir pazara girer ki kriterlerimizden biri de bu. Yani orada o uluslararası bir markanın sonuçta o Hollandalı bir şirket bir sürü otomotiv markasını satın aldıktan sonra böyle bir ürüne giriyor. Ben de Hollanda'da okuduğum için Hollandalıların şeylerini de biliyorum. Onlarda da vardır bu ulaşılabilirlik, ondan sonra problem çözme yaklaşımları. Aslında tam olarak onu yapıyor ve bunu heves ettirerek yapıyor. Bu çok önemli. Bizim şansımız, bence Türkiye'nin de şansı oldu bu. Biz tam halka arz olduk. Lider hissesi böyle çok popülerken bir de böyle bir açıklama gelince aslında insanlarda bir farkındalık yarattı. Bence bu farkındalığın çok büyük değeri var. Ben şunu düşünüyorum. Biz bu araçları teslim edip belli bir büyüklüğü yaratınca bence uluslararası oyuncu, şu anda bu işi götüren uluslararası oyuncu da Türkiye'yi bir hedef pazar haline getirecek. Çünkü zaten Türk insanın böyle bir mobiliteye merakı var, özgürlüğe merakı var, teknolojiye çok merakı var. Bir şey böyle heveslendirdiği zaman ona bir çağırıyor kendisini. Ekonomik olarak da aslında gücü var ama çoğu yerde kullanmıyor. Ben hep şey diyorum işte niye 40 bin lira? Herkesin kolunda bir bilezik var kadınlar. Git teyzeye de ki ya ver bileziği ben çalışıp sana geri ödeyeceğim. Ayda da çalışıp 11 bin liraya öde araba sahibi ol gibi. Aracın üretim sürecinde kaç kişi çalıştı? Üretim sürecinde yani geliştirme sürecinde kaç kişi çalıştı? Valla bizim firmamız diyelim ya girişim genleri var. Yani 2000 kişinin 2000'i de çalışmıştır. Öyle mi? Yani çünkü biz hep birbirimizle fikir alışverişi yaparız, duvarlara yazarız, resimler asarız. Ben şuraya mesela geçen belki 6 ay önce resimler asmıştım. Oradan bir şeyi değiştirmişler. Nereden çıktı bu? Arıyorum şimdi. Bunu buraya astık diye mi çıktı? Yoksa siz kendiniz mi düşündünüz diyorum. Çünkü şimdi diyoruz ya ulaşılabilir teknoloji ama yapmamamız gereken çok önemli bir şey var. İnsanları heveslendirdikten sonra o hevesin karşılığını vermek. Yani gerçekten hani o arabanın içine oturduğun zaman ve biz ses yalıtımı yaptık. Benim böyle uçaklara da merakım var. 78 dB'den 68 dB'ye düşürdük içerideki gürültüyü. Bu çok önemli bir rakam. Yani 78 dB pır pır uçak, 68 dB Boeing 787 Dreamliner. Ya bunları düşündük. İşte içeriği bembeyaz yaptık mesela süt beyaz. Sonra işte tek tuşla kontroller falan koyduk. O gelişim sürecinde işte belki baktığın zaman birisi full buna odaklanmıştır ama başka biri de o fikri getirecek işte ankete katılmıştır. Ne bileyim zaten dükkanlara gelenler habire soruyor. İşte araç ne oldu, ne çıkacak falan. Fiyatında bir fikir vermiştir falan. Yani bütün lider çalışanları bu sürecin içerisinde aynı heyecanla, aynı endişeyle, aynı korkuyla, aynı panikle de tabii toplumun da bütün şeyini üzerimize almış durumdayız. Eskiden hep hayal ederdik. Ya bilinmiyoruz, işte kimse bizi takmıyor, keşke bilseler de etseler de falan diye. Bu konuda gerçekten a desek a diye bir yankı geliyor. O yüzden bence herkes daha iyi. Tabii ekibin hem genç olması, hala yaş ortalaması 23 galiba değil mi? Çalışanların yaş ortalaması hem de yani evet öyle bir kadınların şey. Kadınların çok olması da bununla etkili diye düşünüyorum. Evet. Ama şeyle yani şimdi bu araçla ilgili uğraşan ekibi de izlerlerse atlamayalım. Benim bildiğim 59 kişi falan var orada. Gelişim sürecinde sadece tabii, buna odaklanmış. Onlar sadece bu işle uğraşıyorlar. Bir sonraki soru da şu. Araç içi yazılım sistemleri hakkında nasıl bir çalışma yürüttünüz?
İşte aslında bu az evvelki anlattığım konuydu. Araç yazılım sistemleri bu işin alameti farikası olacak. Yani aslında çok basit ABC'si. ABC'si nedir? İşte Bluetooth'la müziğe bağlanabiliyorsun falan falan. Artı yine ABC'sinin içerisinde ama biraz daha bizim zaten kendi terminolojimiz telefondan dolayı mesela user experience, user interface, kullanıcı arayüzü, kullanıcı tecrübesi bunlar bizim anahtar kelimelerimiz. Yani her üründe düşündüğümüz şeyler. Tabii orada da oturuyorsun bu aracın içerisine 50 tane yerde işte buradan camı aç, ne bileyim şuradan kapıyı aç falan gibi şeyler var. İşte biz ne yaptık? Böyle bir tek bir düğmeye hepsini topladık. Bütün her şey tek bir düğmeden oldu. Onu yaptık. Onun dışında bir tık ABC'nin ötesine gidip artık bu bir elektrikli araç, biz bir teknoloji şirketiyiz deyince aracın motoru ve bataryasını uzaktan takip edilebilir. SIM kartlı modül zaten var içinde. O modülle birlikte bir uygulamayla aracı uzaktan takip edebiliyorsunuz. İşte verimliliğini görebiliyorsunuz vesaire vesaire. Ama tabii zamanla bunun gideceği yerde her şeyi o uygulamanın içerisinde ne bileyim işte gel belki 5 kilometre uzağa park edilmiştir. Gel beni şuraya götür diye bir kere komut yolladıktan sonra sadece içine binip gitmekten ibaret olması lazım. Yani tam bir aslında L6 sınıfında otomobil hissettiren, araç hissettiren bir yapı olmuş özellikle içi de, değil mi? Yani aslında şey gibi ben daha çok hayal ediyorum. Sizin dediğinizi destekleyen ama belki hani daha böyle gerçekte vermek istediğimiz hissiyatı anlatmak gerekirse hani böyle bir yere gidersin, Uber çağırırsın, yurt dışında falan çok kullanıyoruz. Türkiye'de de kullanıyor ama daha böyle VIP araçlar ama yani bir Uber'i çağırırsın sonra da seçiminde dersin ki işte şoför benimle konuşmasın, işte klima şu derece olsun falan falan onları yaparsın. Aynı onun gibi oturuyorsun koltuğa, burada hala arabayı sen kullanıyorsun ama oldukça konforlu. Yanında kimse yok, kimse seni rahatsız etmiyor. Ha bir kişi alabilirsin, iki kişilik aracımız çünkü. Böyle bir şey. Hemen buraya geçelim o zaman. Donanımlar yani araçtaki merkezi işlemciler ve diğer çipler için nasıl bir üretim ve tedarik süreci gerçekleşti? Biz tabii telefondan robot süpürgeye, robot süpürgeden televizyona, tablete, çocuk saatine her şeyi ürettiğimiz için bir de başlangıç noktamız telefon olduğu için telefona göre bunlar çok basit şeyler. Yani biz ilk televizyonu ürettiğimizde neredeyse bir daha üretecektik. Bu kadar mı basit bu diye. Yani telefon neredeyse hani şöyle söyleyeyim zaten pahadan bellidir. Telefonun pahasının, iyi bir telefonun pahasının %90'ı o chipsetidir. Ve o telefonun seviyesi arttıkça o paha oranı da artar. Böyle bir şey. Ama şimdi bu tip araçlarda böyle bir çok şey yok. Hani teknolojinin, çiplerin falan devreye girdiği noktalar çok yok. Ama tabii şeyi bilmiyorum. Yani böyle çok üst segment araçlarda belki sensörlerle falan çok daha fazla devreye giriyordur. Ama bizim şu anki girdiğimiz seviyede bizim yeni telefonlarımızda S71 bir de daha henüz çıkmayan S919. Bunlar işte 5G ile içinde yapay zeka işlemcisi olan telefonlar. Onlarda mesela chipseti, CPU'su onlara şey çift kat deniyor. CPU'nun üzerine RAM geliyor. Yani mikro chip CPU'nun üzerine RAM yerleştiriliyor. Onun üretimi için muazzam bir anakart dizgi hattı yatırımı gerekiyor. Mesela oradan buraya geldiğinde buradaki teknolojiler çok basit. Yani kullanılan işlemciler falan filan çok giriş seviyesi yani. Burada daha çok o ergonomi, ondan sonra şekillendirme, hayal etme, tasarım. O tip şeyler devreye giriyor. Ama tabii mesela şeyden biliyorum. Los Angeles'ta ortalıkta dolaşan o şeyler var. Otonom taksiler var. Evet. Ben görünce mesela böyle aa ne tatlı falan yapıyorum. Çağıramıyorsun. Gelmiyor sıra sana. Onu sonra öğrendim. Çocuklar sürekli çağırıyorlarmış babalarından telefon. Şimdi oraya geldiğinde bakıyorsun tabii bir sürü sensör, kamera falan devreye giriyor. O zaman farklı yani sorduğunuz soru da o zaman belki daha nitelikli size yanıt verebilirim. Şu anda çok geride kaldı bizim için öyle bir şeyi gündeme almak. Daha çok burada hani batarya ve elektrik teknolojileri üzerinde durmamız gereken nokta olarak gözüktü Mehmet Şen. Peki Reader'ın yani bu otomobilin üretim yeri, tesisleri hakkında bilgi verir misiniz? Biz şu anda bulunduğumuz yer eski tütün hangarları. Bu özelleştirmeden önce burada tütünler şey yapıp asılıyormuş bu bulunduğumuz yerlerde. Samsun'dayız zaten, onu söyleyelim. Sonra bu alanı, bu hangarları üniversiteye tahsis ediyorlar. Yanımızda da zaten bir havalimanı var, üniversite havalimanı var. Burada uçuş eğitimleri veriliyor. Sonra üniversite belli hangarları şeye çeviriyor, fakülteye çeviriyor. İşte mimarlık fakültesi burada uçak
Hukuk Uçak Fakültesi burada. Sonra oranın rektörüyle bir sohbetimiz esnasında ya dedim bana da ver hangar, bir sürü hangarın varmış senin dedim. Git bak bakalım dedi. Gittim baktım. Hani bizim arkadaşlar önden baktı, pek akıllarına yatmadı ama ben gelince bir anda aşık oldum. Böyle ağaçların arasında bir hangar. Pek bizim Türkiye'deki hani biz biraz gösteriş severiz ya, ona uygun değil ama böyle mesela yurt dışından insanlar geldiği zaman çok hoşlarına gidiyor. İşte Finli ortaklarımız, Amerikalı ortaklarımız geldiği zaman bayılıyorlar buraya. Öyle bir havası var ormanın içerisinde. Sonra ben çok sevdim. 6 tane bize hangar verdiler. 24 dönüm bir arazi. Sonra 2 daha ekledik falan. O hangarlardan 2 tanesini biz bu aracın üretimine ayırdık. Ondan sonra orada bir şifte 8 yani 3 şifte 24 tane araç üretilebiliyor günlük olarak. Ama o kapasiteyi tabii artırabilecek şekilde 5 tane hangarı da yedekledik. Ona göre modüler bir şekilde hangarlarımızı çoğaltarak ilerleyeceğiz. Fakat mühim olan burada bizim için üretim hattının konseptinin oturmasıydı. Oradaki insan kaynaklarının geliştirilmesiydi ama o anlamda Samsun'da şanslıyız. Bir şundan şanslıyız. Reader'ın toplum içinde iyi bir güveni var. Gençler burada çalışmayı istiyorlar. Ondan sonra onun dışında Samsun'un kendisinin otomotiv üzerine çok ciddi firmaları var. Sampa gibi ama Sampa özellikle çok kritik. Onlardan gençler bize katıldı. Çok etkileri de oldu tabii. Onun dışında yine bu içinde bulunduğumuz Samsun Üniversitesi'nin uçak sanayiyle olan ilişkisinin de etkisi var. Normalde uçak üretimlerinde o tek parçalı dökümler çok kullanılıyor. Otomotivde kullanılan bir şey değilmiş bu eskiden. BMW ile birlikte başlıyor ki zaten belki dikkat ediyorsunuz. BMW'nin üretim sayıları çok fazla. Bir konuya girdiği zaman birçok ürünü hemen arz edebiliyor. Oradan gelen destekler de oldu. Dolayısıyla biz üretim teknolojisinin konseptini oturtma konusunda beklediğimizden çok hızlı hareket edebildik. Onun dışında zaten Türkiye bir otomotiv üreticisi. Dünyanın en çok otomotiv üreten 13. ülkesi. 1.3 milyon üretiyor. Ama kendi markasını üretmiyor. Aslında elektronikte de bu var. Ama o bize böyle bir fırsat oldu. Sonra ürünün konsepti. Leader'da tabii 16. yılında artık bizim kendi konseptimizde olmayan bir araçla çıkmamız da olmazdı. O beklenti vardı. Dolayısıyla orada yine şanslıydık. Rıfat Bey'le tanıştık. Tanıyordum ben zaten. Bir sanatçı kendisi. Venedik'te sergileri olan bir sanatçı. Aynı zamanda da mimar. Ve böyle projelere de çok meraklı. Hatta kendi elektrikli motorunu falan yapmış ama işte bir türlü doğru girişimciyle çalışamamış diye morali bozuktu falan. Mucizevi bir şey oldu. Yani benim bu konsepti hiç değiştiresim yok. Yani yarın biz bunun SUV'sini de yapsak aynı konseptten gitmek konusunda kararlıyım. Üretim konsepti, aracın görüntüsü ve konsepti ikisini de oturttuk. Ondan sonrası zaten satış pazarlama bildiğimiz iş. Devletle olan ilişkilerimiz zaten var. Yani 3 milyona yakın bizim kayıtlı devletle ortak imeyi verdiğimiz müşterimiz var. O da bildiğimiz şey. Bundan sonrası ürünü verdiğimiz insanları mutlu etmek, memnun etmek ve işi büyütmek. Hayalimiz ayda 20 bin tane bunlardan yapmak. Onu yaparsak bence çok ciddi bir şey olur. Bayağı bir iş olur. Teknikten devam edelim o zaman. Araçtaki şase, iç ve dış bölümlerinde kullanılan malzemeleri sormuşlar. Yerli mi, yabancı mı? Yerlilik oranı nedir? Şaside ne var? Metal. Bizim şasimiz metal bir şasi. Üzerindeki dodikler ve tamponlar plastik. Biz o metal şasiyi aslında hazır bir araba konseptinden almak zorundaydık. Özellikle sadece o metal şasiyi aldık. Ama geri kalan bütün dizayn, o değişimi, üzerindeki değişimi kendimiz ürettik. Burada üretiliyor. Adana'da üretiliyor. Arabanın motorunu kendimiz üretemeyiz ama hangi torkta olacağı, yazılımı vesaire tamamı bizim elimizden geçti. Dünyadaki en pahalı araçların parçaları Türkiye'de üretiliyor. Ya da yurt dışında Türk firmalar tarafından üretiliyor. Bu anlamda o kadar yerliyiz. Ama bizim markamızda biz ürettik ve arkasında biz duruyoruz dediğimiz bir yerli marka ürünümüz yok. Şimdi bir şeyi salt biz ürettik diye yola çıkmak ve yerlilik oranını oradan hesap etmek bir yöntem. Ama burada bence bizim artık Türkiye olarak değişme zamanımız geldi. Çünkü yerlilik oranı olarak ne kadarını biz üretiyoruz diye bakmak yerine ne kadar bu marka bize ait ona bakmamız lazım. Ben bunu alayım, üreteyim, satayım, sonra da müşterinin derdini dinleyeyim, çözeyim, bir marka olayım. Böyle bir uçtan uca bir gidişat, bizde bu bakış açısı eksik. Yani yerlilik diyorsak biz bu yerliliğe bakalım. Yoksa üretim olarak, yani bu aracın %100'ü Türkiye'de üretilir maddesel olarak. Ama %100'ünü Türkiye'de üretmektense %50'sini üret, yarı fiyatına sat, daha çok insan ulaşsın, kendini geliştir. Değil mi? Toplumunu geliştir. Şimdi bizim kurmaya çalıştığımız denge orada. Yani en çok önem verdiğimiz konu diyorum ya, vizyonumuz ve misyonumuz bu. Türkiye'de birlikte yaşadığımız komünitedeki insanlar teknolojiye ulaşabilsin. Kaliteli ürünlerle kaliteli bir yaşam yaşasın ama optimize edilmiş bir şekilde. Hemen şuna geçelim. Aslında iki soruyu da birleştirebilirim. Bu L6 araçlarının şehir içi kullanımda sağladığı enerji verimliliği hakkında
ne söyleyebilirsiniz? Yani bununla ilgili aslında hesaplar yapılması lazım. Daha oraya gelmedik biz. Hani bir karbon emisyonunda nasıl bir etkisi var? Bu üretimde nasıl bir etkisi var? Çünkü birinde 450 kilo bir şey yapıyorsun, öbüründe 1500 kilo bir şey yapıyorsun. Prensipte daha hafif bir araç, daha az üretim demek. Daha az üretim, dünyayı korumacı bir şey demek. Kullanım anındaki ekonomik verimlilik açısından ağırlık bir ciddi bir çarpan. Dolayısıyla burada düşük bir ağırlıktan bahsediyoruz. 20-30 liralık rakamlarla 100 kilometre gidebilen bir araçtan bahsediyoruz. Bu aracı ne kadar yaygınlaştırmayı planlıyorsunuz? Üretim ve satış hedefleriniz nedir? Kafamdaki verilerle cevap vereyim. Şu anki problemimiz o adette üretmek. Hızlı bir yatırımla üretebileceğimiz adetler de belli. Otomotiv bu tip araçlar değil ama bizim bildiğimiz sokakta dolaşan araçlar segmentindeki arz talepten çok fazla şu anda. Dolayısıyla biz burada ciddi bir talep yarattığımızda hızlı bir şekilde çözüm üretebilecek noktadayız. Yani ben rakamlara baktığımda mesela İtalya ve Fransa'da satılan rakamlar 14 bin civarında. Ama ben arzın şu anda düzgün olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'nin bu anlamda çok talepkar olacağını düşünüyorum. İşte ne bileyim bir motor alacağına bunu alabilir. Şu anda gelen taleplere bakarak da ben yani aylık 20 bin adeti hiç hayal olarak görmüyorum. Şu anda kafamızda böyle bir rakamı yazdık. Seneye bunu konuşalım. Bir sene sonra 20 bine geldik diye konuşalım. Ama iyi oldu. Hemen buradan şeye atlayayım. Bu L6 sınıfında tabii yerli ve yabancı rakipleriniz de var. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii şeyi de sormuşlar. Rakiplerinizin zayıf yönleri nelerdir? Rekabete bakmadan bir ürünü yapmak doğru mu? Kesinlikle değil. Ama rekabete bakarak da yapmak doğru değil. Yani ben rekabetteki gördüğüm uluslararası kuruma saygı duymasaydım bu işe girmezdim. O uluslararası kurum ismini söylememe gerek yok. Herkes biliyor. Belki de bizim telefon sektöründeki Apple olabilir bu işin. Öyle bir potansiyeli ben orada görüyorum. Arabalarını da tabii sonuna kadar test ettik. Belki de 100 yıllık firma zaten. O 100 yıllık olmanın detaylarını ciddi baktığın zaman gördüğün nüansları oralara yerleştirmişler. Şapka çıkartılacak bir ürün. Bizim avantajımız oraya göre öncelikli pazarı biz değiliz. Zaten genelde Reader'ın misyonu oradan geliyor. Yani uluslararası bir firma çok 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 başarılı ama bir numaralı pazarı değil burası. Bizim bir fırsata dönüştürülebileceğimiz bir şey olabilir diye bakıyorum. Diğer firmalara baktığımda daha yerli diyebileceğimiz ya da markalama noktasında kendisi markalıyor diyebileceğimiz. Yani onlar da alsat anlamında çok iyiler. Ama işte o ürün detayında belki şu anda o telaşları yok. Belki biz onlara o telaşı getiririz. Uluslararası markaya da biraz daha bu pazara daha fazla mal arz etme, daha iyi fiyat sunma telaşını getiririz. Reader'ın elektrikli araç piyasasına ilişkin uzun vadeli Ar-Ge planları var. Ürün maliyetinin neredeyse yarısı batarya. Dolayısıyla o batarya ile ilgili tabii ki bizim Ar-Ge'miz ciddi şekilde olmak zorunda. Güç yönetim sistemlerinin en önemli şey olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla orada bir Ar-Ge zaten direkt başlamış durumda. Eşine işte Türkiye şartlarına göre motorun nasıl olacağı, amortisörlerin nasıl olacağı, onunla ilgili Ar-Ge'miz devam ediyor. Bir sonraki aşama o otonom sürüşler, sizin söylediğiniz araç yazılım sistemleri. Orayla ilgili daha orada değiliz ama geldiğinde tabii ki gidip işte bir Huawei ile onların hazır sistemleri var. Onlarla görüşmeler başlayacaktır. Bizim Finli partnerimiz Sailfish işletim sistemini kullanarak Reader işletim sistemini geliştirdiğimiz Finli partnerimizin de Mercedes'e yaptığı sistem var. O sistemi ile ilgili onlarla görüşeceğiz. Onun dışında belli adetlere çıktığını ve bu konuda çok ciddi olduğunu gördüğünde tedarik zinciri otomatikman sana geliyor. Diyor ki gel bak bende bu var, sende bu var, gel bunları birleştirelim vesaire. Oradan da bir Ar-Ge gelir. Şu anda o yolda ilerliyoruz ama bu bizim zaten bütün ürünlerimizle ilgili olan sürecimiz. Tüketiciyle konuş, rekabeti izle, pazardaki trendlere bak, finansal bak, ekonomik bak, sosyal bak, tedarik kanalını takip et, ortak paydada pişir, en idealize ürünü tüketiciye sun, sonra sor nasıl. O şekilde Ar-Ge'miz bu üründe de devam ediyor olacak. Vallahi konuşulacak çok konu vardı ama sizin vaktiniz kısıtlı. Estağfurullah. O yüzden bu seferlik teşekkür edelim. Biz teşekkür ederiz. Fensiye de hayırlı olsun diyelim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok merhaba. Geldiniz, ilgi duydunuz. Çok teşekkürler.